Abdülhamit Han'dan ayrılık. Afakında salalar titredi payidattın. Dediler, göçen Abdülhamit Han'dır. Gülistan'ım feryad ile yasında artık. Bildim ki yetim kalan cümle vatandır. Zaman içre zaman olsaydı hayatın, yine fedai can ederdin uğrunda vatanın. Safa verdin, safa götür sultanını. Sultan, duydum ki yetim kalan cümle İslam'dır. İlahi, şahidiz Hamid'in kulluğuna. Sana kul oluşunun zalime gam olduğuna lütfet. Yüreğinde yanan aşk hatırına bizden ayırdın. Ama kavuşsun gülistanına. Bu Osman Paşa. Fırsatı bulduğunda silahı çekeceksin. Ya beni hemen öldürürlerse? Merak etme. Bizim askerlerimiz hemen müdahale edecekler. Seni çembere alacaklar. Hiçbir şey olmayacak. Kafasının üzerine nişan alıp ateş edeceksin. Bir adam Osman Paşa'ya silah çekecek. O adam Osman Paşa'ya silah çektiği anda sen de anla ki hünkârımızı öldürmeye kasteden Wilhelm'dir. Kulise gidene kadar! Çekil sen! Hepinizin mermilerinin çekirdekleri alındı. Silahlarınızda kuru sıkı mermi var. Asayişi biz ele aldık. Sırtı! Geç! Endişe etmeyiniz. Buyurun. Ne işin var burada? Silahlar patlamış. Erzla söyle. Gazetelere hemen baskıya versin. Silahlar bizim aleyhimize patladı. Abdülhamit çok iyi tedbir almış. Hafiyesi Murat da gereken her şeyi yapmış. Wilhelm'in hayatını kurtardılar. Abdülhamit kazandı. Abdülhamit bugün kazanmış olabilir. Ama nihayetinde kaybedecek Vladimir. Tarihin en ağır darbelerinden birini alacak sayemde. Göreceksin.
o sadık hafiyesine de gereken cezayı ödeteceksin. Artık çok sıkı bağları olan iki müttefik devlet var. Düşmanımızı kendi elimizle güçlendirdik. Onlar güçlendikçe benim kinim daha da büyüyor. İkisine de bunun bedelini ödeteceğim. Orada ne oldu? Bir Osmanlı subayı bana nasıl silah çeker Padişah Hazretleri? Bu düşmanlık değil de nedir ki? Biz sizi öldürmek istesek bunu her yerde yapardık. Bunu bir Osmanlı subayıyla da yapmazdık. Sizin ölüm fermanınızı İngiliz İmparatorluğu'nun kraliçesi imzalamış. Hükümetin ısrarıyla. Biz ara ara İngiliz sefaretinin telgraf hattına girer, yazışmaları kontrol ederiz. Onlar hatları yeniler, biz yenilenmiş hatlara tekrar gireriz. Anlaşılan Boer Savaşı'nda verdiğiniz destek İngilizleri fena kızdırmış. Artık sizin bizden başka dostunuz olmadığını kabul edebilirsiniz. Tamam ama anlamıyorum. Neden o askerin silahında talim mermisi vardı? Biz her hususta tedbirli davranırız. Siz bize sahte bir suikast tertip edip, sonra da bizim hayatımızı kurtarıp, bizim size güvenmemizi beklerken, biz size yapılacak olan hakiki bir suikaste mani olduk. Ama bize silah çeken sizin askerinizdi. Evet. Bizim askerimizdi. Ana gideceğimiz belli olduğu vakit İngilizlerin bu han ziyaretinden faydalanacağını düşündük. İngilizlerin niyeti bozuk. Han ziyareti de onlar için bir fırsat olacak. Bu emir İngiliz hükümetinden geliyor ve sizin öldürülmenizi emrediyor. Suikast haberini duyduğumuz vakit tedbirimizi aldık. Lakin kurşunu kimin sıkacağını, nereden sıkılacağını bilmiyorduk. Ne yapacağız hünkârım? Sen mesulü. Evvela handaki Yahudilerin işine girip oradaki tedbirleri alacaksınız. Lakin tehlike bizim askerimizden de gelebilir. Bu sebeple hepsinin silahına kuru sıkı mermi koyacaksın. Çekirdeklerini çıkaracaksın. Hepsi idman mermisi olacak. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyiz. Kaiser bile. Tabii. Siz evvela Dolmabahçe önünde bize bir tertip yapmak istediniz. Adamlarınız gözlendi. Ben siz anlarsınız da bu sahte suikast oyunundan vazgeçersiniz diye sizi bir gemi gezintisine çıkardım. Lakin anlamadınız. Han meselesinin de bir tertip olduğunu sizin oraya giden yardımcınızdan anladım. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Mahmut Paşa'yı hana gönderdiğimizde Wilhelm yardımcısını orada gördüğünü söyledi. Ben handan çıkarken İmparator Wilhelm'in yardımcısının hana girdiğini gördüm. Şüphelendik. Şüphetmekte haklısınız hünkârım. Madem Alman sefiri rehin alınıyor, diğer adamın orada ne işi var? Bu sebeple bizden evvel oraya gitmeni, içeri sızmanı ve her şeyi tetkik etmeni istiyorum. Böylece her şeyi biz oraya gitmeden evvel kontrolümüz altına aldık. Ben sizin dehanızdan kaçamayacağım Sultan Hazretleri. Çıkın.
adamlarımın yanında bunu söylemek istemedim. Her şeyi kuşatıcı dehanıza teslim oluyorum. Bütün bu güçlerle savaşacağım vakit Osmanlı'nın tahtında sizin olmanızı isterim. Eğer olursanız biz yenilmeyiz. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Siz tüm dünya için büyük bir talihsiniz. Sömürgeci devletlerin karşısında durabilecek tek siyasi zekasızsınız. Lakin merak ettiğim bir şey daha var. O subay kimin emriyle size silah çekti? Emin olun, bu benim için artık hiç mühim değil. Sizin dostluğunuzun ne kadar samimi olduğunu biliyorum. İngilizlerin emri ortada. Ben yine de bu işin peşini bırakmam. O subayı sorgulayınız. Paşam, şükürler olsun geldiniz. Çıkarın beni buradan. Otur, sakin ol. Sen vazifeni yaptın. Merak etme. Çıkacaksın buradan. Paşam. Hain olarak burada kalırsan ben mahvolurum. Ben vatanıma hizmet için geldim. Anama babama ne derim? Hem siz şahitsiniz. Sizin emrinizi yerine getirdim. Merak etme. Kimseye hesap vermeyeceksin. Ben senin ne kadar şerefli bir asker olduğunu biliyorum. Hadi yemeğini ye, suyunu iç. Ben halledeceğim, merak etme. Biz bu devlete bütün ailemizle hizmet ettik. Hiçbir vakit aklımızdan ihanet geçmedi. Hünkârımıza büyük bir minnetle bağlıydık. Bağlıydık dediniz. Evet. Bağlıydık. Bir gün bir haber geldi. Kardeşim Mehmet Paşa sürgün edilmiş. Hem de hiç suçu günahı yokken. Üzülüyorum. Bunu yaptığım için çok üzülüyorum. Ama Abdülhamit benim kardeşimi yok etti. Sürgünde bir ölüden farkı yok. Suyla birlikte çok kuvvetli bir zehir içtin. Seni öldürmeseydim, senin gibi şerefli bir subay cezamı Abdülhamit'e bırakmazdı. Paşa! Hamdolsun. Mahşerde hesabını görecek olan Allah'a
Vasfi Efendi. Fehime ile konuşurken duyduklarınız, sizinle alakalı söylediklerim. Esasen... Benimle alakalı düşüncelerinizi konuşarak Fehime Sultan'ın canını sıkmayalım şimdi. Daha sonra konuşuruz. Çekilsene kadın şuradan, çekil şuradan. Bir şey yapmadın Allah'ım. Allah'ım için vurmayın. Durun ne olur, durun yapmayın ne olur. Ne oluyor? Vukuat var paşam. Dur. Siz bir yere ayrılmayın. Hayır vurmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Bir sene be kadın çekil. Vurmayın yapmayın. Allah'ım için vurmayın. Ne olur yapmayın. Bırakın adamı. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Karışma sen. Bas git yoluna. Siz kimsiniz? Ve ne istiyorsunuz bu adamdan? Sana ne be adam? Sen kendi işine bak. Efendi, ben zaten vazifemi yapıyorum. Bırakın dedim adamı. Duyulmuyor buradan ne konuştukları. Ben inip bakacağım. Abla dur. Vasfi Paşa inmeyin dedi lütfen. Kimsin sen? Üstüne vazife olmayan işlerine karışıyorsun. Madem sordun söyleyeyim o vakit. Saraydan vazifeli olarak geldim buraya. Bundan sonra burada yaşayan herkes, yaşanan her olay benim vazifem. Doktor ayağımıza gelmiş bakın. Abla hadi içeri girelim. Vazifeni yap o zaman. Bu adam bir kaçakçı. Cezasını sen kes. Duyuğuna vermesi gereken malı gidip kendi hesabına satmış. Paşam elimizde ne var ne yok. Aldılar. Bu garipler ne yiyip ne içecek? Adam ailesinin rızkı için yapmış bunu. Peki bizim rızkımız ne olacak? Sonra öder parasını. Utanmıyor musunuz? Zorla mı alacaksınız adamın parasını? Bizim için fark etmez. Güzellikle vermiyorsa zorla alırız. Paşamız yol yorgunu. Belli ki yeni gelmiş. Yerleşip işinin başına geçsin. Bu kaçakçının değil, esas bizim haklarımızı müdafaa etmesi gerektiğini daha iyi hatırlar belki. Allah razı olsun paşam. Rızık yetişti. Bu insansızların elinden kurtardım. Allah sizden razı olsun paşam. Tam zamanında geldiniz. Çok sağ olun. Ablacığım, Allah sizden razı olsun. Şöyle geçin, bir soluklanın. Gel otur şöyle, gel. Salih! Ne oldu sana? Ne oldu? Kim yaptı sana bunu? Hekim. Hekim çağırın. Hekim! Abi. Hayırdır sıkıntılı görünüyorsun. İyi misin sen? Yoksa yine Mahmut Paşa ile mi alakalı? Mahmut Paşa. Başlı başına bir can sıkıntısı. Hainliğini kanıtlamak için peşine adam takmıştım. Lakin ne vakit açığını yakalasam adam zeytinyağı gibi. Su üstüne çıkıveriyor. Merak etme sen. Eğer Mahmut Paşa hünkârımıza karşı yeniden bir ihanet içindeyse bir evvelki gibi bu da meydana çıkacaktır. Müsterih ol. İhanet adamın kanına işlemiş adeta. İhanete doymuyor ki. Sadece hünkârımıza değil. Eşine, Seniha Sultan'a da ihanet ediyor.
Abi ne diyorsun sen? Mahmut Paşa Seniha Sultan'a ihanet mi ediyor? Evet. Peşine taktığım adam iki gün üst üste aynı saatlerde bir kadınla görüştüğünü söyledi. Kadının evine gizlice girmiş. Ben de emin olmak için o evin yakınlarında bekledim. Ve kendi gözlerimle gördüm. Eğer Seniha Sultan bunu öğrenirse derhal Mahmut Paşa'yı boşar. Boşasın. Böylece paşalıktan da azledilir. Mahmut Paşa belasından kurtulmanın en kestirme yolu bu. Bence sen hemen git ve söyle bunu Seniha Sultan'a. Olmaz. Bizim böyle bir şeyi dile getirmemiz yakışık almaz bence. Ben her ne kadar Mahmut Paşa'dan haz etmesem de hiç kimsenin yuvasının yıkılmasını istemiyorum. Mahmut Paşa senin yuvanı yıktı ama. Abdülkadir onun yüzünden gönderildi bu saraydan. Baba oğlu düşman etti birbirine. Bu mevzuda benim canımın ne kadar yandığını tahmin bile edemezsin. Lakin ben hünkârımızla tekrar konuşacağım oğlum için. Bağışlayın ama sizi böyle gördükçe içim parçalanıyor. Neden? Ben halimden gayet memnunum. Ne kadar inkar ederseniz edin, siz bir şehzadesiniz. Ve hakikati değiştiremezsiniz. Saraya dönmek zorundasınız. Firuze, sana söylemiştim, saraya asla dönmeyeceğim. Hünkârımızın öfkesi dinmiştir. Evladısınız ne de olsa. Eminim olmamamı tercih ederdi. Neyse. Ben Pera'ya gideceğim. Hava kararmadan dönerim. Siz şehzade olmaktan vazgeçmiş olabilirsiniz. Ama ben sultan olmaktan vazgeçmedim. Saraya geri döneceğiz. Ne kadar çok toplamışsın. Bunların hepsiyle yemek mi yapıyorsunuz? Yok, bazılarından ilaç yapıyorum. Mesela bunlar çok şifalıdır. Aa, bunları sakın toplama. Bunları atalım. Neden? Zehirlidir, insanı hasta eder. Ateşini yükseltir. Hasta mı eder? Daha da fazlası öldürür. Subayımız bizim huzurumuzda Wilhelm'e silah çekiyor. Yunan Harbi'ni bu ordu kazandı. Evet, bu ordu kazandı. Lakin anlaşılıyor ki iyi askerler şehit oldu. İyi subaylar harp meydanında can verdi. Bir Osmanlı subayı misafirimize silah çekmeye nasıl cüret eder? O subayı Mahmut Paşa Hazretleri seçti. Şimdi de hesabını versin. Hüseyin Paşa, hüküm sahibi olabilmek için malumat sahibi olmak gerekir. Mahmut Paşa'nın bu işe müsbet manada dahil olmuştur. Mahmut Paşa'yı Han'a gönderdiğimizde Wilhelm'in yardımcısını orada gördüğünü söyledi. Şüphelendik. Şüphetmekte haklısınız hünkârım. Madem Alman sefiri rehin alınıyor, diğer adamın oradan eşi var. Wilhelm'in yardımcısını satın almış olabilirler. İmparatoruna karşı bir hainlik içinde olabilir. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Askerimizin içinde hainlik yapacak satılmış asker yoktur. İnşallah hislerinizde yanılıyorsunuzdur Mahmut Paşa. İnşallah hünkârım, inşallah.
Lakin burnuma kötü kokular geliyor. Biz tedbirimizi alalım da. Hem siz ne güzel buyurdunuz. Askere idman mermisi dağıtılması gerektiğini söylediniz. Hünkârım, ben de silahımla gelirim. Sizi korumada ben de yardımcı olurum. Eyvallah. İşte mesele ortada. O tedbirin alınması gerektiğini söyleyen bendim. Yani Hüseyin Paşa'm, hem suikast tertip edip hem de tedbir alınmasını söyleyecek kadar akıldan yana yaya değiliz çok şükür. Silah çeken subay sorguda. Onu bu işe kimin sevk ettiğini er ya da geç söyleyecektir. Şimdi hünkârımızın neden yeni bir ordu kurulması gerektiğini söylediğini çok daha iyi anlıyorum. Paşalar, işte vaziyet ortada. Maalesef ordumuzun içinde manipüle edilmeye açık askerlerimiz bulunmakta. Mahmut Paşa haklı. Kandırılabiliyorlar. Belki ordunun içinde hizip var. Tahsin Paşa, kabul salonunu askeri toplantı için hazır edin. Yeni ordu meselesiyle alakalı konuşacağız. Emredersiniz hünkâr. Konuştu mu? Maalesef hünkârım. Ben odaya girdiğimde yerdeydi. Hekimler tetkik etti. Sekteyi kalpten vefat ettiğini söylediler. Hünkârım, her kimse kapıdaki muhafızı da zehirleyip arkasında hiç iz bırakmamış. Ne niyetle bu işi yaptı? Kimin emriyle yaptı öğrenemedik. Ben odaya girdiğimde sadece paşa dedi. Paşa. Bir paşanın mı onu bu işe sevk ettiğini söylemek istedi? Murat Efendi, içeri gireceksin. Paşalara subayın onu bu işe sevk edenlere dair bir şeyler söylediğini anlatacaksın. Ölmeden önce söylediği paşa lafı, Murat Efendi'nin içeride bunları söylemesine kâfi gelir. Lafımıza yalan karışmaz. Hünkârım, bunu neden yapıyoruz? Bize ilk hangi paşa gelirse bu işle alakalı ondan şüpheleneceğiz Murat Efendi. Eğer paşalarımızdan bu işin içinde olan varsa bize gelecektir. Hünkârımız bir hususta sizi bilgilendirmem istedi. Bizim bilmediğimiz hangi mesele var ki sen bizi bilgilendireceksin? İmparator Bilhelm'e silah çeken subayla alakalı. Ne fiyat biçmiş devletine? Paşam, onun ne fiyat biçtiğiyle alakadar değiliz. Silahı eline kim verdi onu arıyoruz. Şükürler olsun ki bazı bilgiler vermeye başladı. Paşalar, ben bu çocuğu tanırım. Kendisi namuslu, dürüst, çalışkan, vatanına bağlı iyi bir askerdir. Bu evladımızı her kim kandırmışsa iki elimde yakasında olacaktır. Onu bu hain diye kim sevk ettiyse yakında onun da ismini bulacağız. Paşalarım, bu işi soruşturmaktır vazifem. Bizden yardımlarınızı esirgemeyin. Eyvallah. Geldiler, geldiler. Paytahttan sultanlar geldiler. Diyorsun çok ağırmış.
abla kardeşmiş bunlar. Çok da güzeller maşallah. Sultan 5. Murat'ın kızlarıymış onlar. Burası mı? Evet. Yaşayacağımız yer burası. Hoş geldiniz sultanım. Benim adım Zarife. Burada bulunduğunuz müddet içinde ben hizmetinizde olacağım. Kalabalığı mazur görün. Sultan görmek sürekli nasip olmuyor da. Yol yorgunusunuzdur. Buyurun. Geçin dinlenin isterseniz. Siz eve yerleşin. Ben evvela kaymakamlığa gideceğim. Rehime, biz bu insanların arasında nasıl yaşayacağız? Bilmiyorum abla. Belki zamanla alışırız. Burada fazla kalmaya niyetim yok. Hünkârım, şu silah çeken subayla alakalı hazırlanan raporları masanıza bıraktım. Şüpheli bir vaziyeti var mıymış? Aksine. Vatanını, milletini seven bir askermiş. Yunan Harbi'nde ileri cephelerde kahramanca çarpışmış. Böyle bir işe neden kalkışır anlamak zor. Alman imparatoruyla ne alıp veremediği olabilir. Demek ki birileri onu bu işe sevk etmiş. Son nefesini verirken ağzından dökülen cümle paşa olduğuna göre. Bakalım Tahsin Paşa, bu mevzuyla alakalı kapımızı açan paşamız kim olacak? Gizli bir iş çevirirsen ondan emin olmak istersin. Hünkârımız nerede lan? Küçük Mavi'nde dar paşam. Gel. Hünkârım, bir dar kadın efendi geldiler. Gelsin. Buyurun sultanım. Hünkârımız içerideler mi? İçerideler. Lakin bir idar sultan var yanında. Ne için sormuştunuz? Bir mesele hakkında görüşecektim. Silah çeken askerle alakalı mı? Neden subayı sorayım paşa? Sen Abdülhamid'in en yakınısın. Ne planlıyor Abdülhamid? Yok yok, subay meselesi değil. Ben pek alakadar olamadım. Murat Efendi zaten alakadar oluyor. Ne için huzura çıkmak istemiştiniz? Huzura çıkmak için gelmedim. Yazdığım ordu raporlarının hünkârımız tarafından okunup okunmadığını sormak için geldim. Okundu. Âlâ. Âlâ. Ben ordu meselesi üzerine biraz daha çalışacağım. Müsaadenizle. Müsaade size. Ah Tahsin ah. Herkesten şüphe eder oldum. Nefsine sahip çık. Biliyorum. Alakadar olmanız gereken birçok mühim mevzu var. Ben de bütün bunların arasında sizin vaktinizi alıyorum. Kusura bakmayın lakin bir anne olarak benim de vazifem evlatlarım. İyi ve sıhhatli olduklarını bilmek isterim. Siz bana Abdülkadir Efendi'nin nerede olduğunu soruyorsunuz.
Sadece emin bir yerde olduğunu bilmem kafi. Kendisine isterse Çırağan Sarayı'nda, isterse Maslak Köşkü'nde kalabileceğini söyledim. Lakin kendisi başının çaresine bakmak istediğini söyledi. İşte benim esas endişem de bu yüzden. Her ziyan bir öğüttür sultanım. İnşallah Abdülkadir Efendi daha fazla zarara girmeden dersini alır bu sefer. Takip etmiyorum ben. Sus. Kim gönderdi seni? Niyetiniz ne? Sizi tanımıyorum. Bırakın beni lütfen. Sefaret binasına kısıldım kaldım. Ama yine de küçük bir odadan harp idare ediyorsun. Avrupa'nın gözündeki hasta adamla. Hasta adam dedikleri devlete bak. Her vurduğumuz darbeyi savuruyor. Hasta adam Çar Nikolay'ın zırvası. Hem de hasta adam dediği devlete Kırım Savaşı'nda boyun eğdi. Bütün her şeyi tekrar gözden geçireceğiz. Hasta bir adamla değil, dimdik ayakta duran bir devletle harp ettiğimizi bilerek. Ne yapacağız? Herzul, Karaso bizimle. Mahmut Paşa'dan boşalan yere de Hüseyin Paşa'yı davet edeceksin. Duyunu umumiye ve ordusunu arkamıza alacağız. Duyun kolcuları devlete karşı resmi bir ordu gibi savaşıyor. Onlardan resmi katiller çıkartacağım. Şu prensim diye ortada dolaşan Sabahattin'i de masaya oturtacağız. Her şeye yeniden başlıyoruz. Orduyu yeniden nizama sokmamız lazım paşa. İyi askerler şehadet kuşuyla gitti. Harbi kazansak da kaybetsek de feda ettiklerimiz canımızı yakıyor. Bazen diyorum ki keşke şehadet kuşuyla biz gitseydik. Harp meydanında, Allah yolunda kılıç sallayanlardan olsaydık. Harp meydanının tozunu yutsaydık. O toz öyle bir toz ki paşa, dünyanın kirini pasını kapatır. Sonra da kabir toprağıyla buluşur. Allah gecinden versin hünkâr. Şehit olmamızı istemez misin paşa? Hünkâr, siz öyle çetin harpler veriyorsunuz ki. Allah muhafaza.
Belki yatağınızda bile vefat etseniz şehit sevabı alacaksınız inşallah. Bazen merak ederim. Biz vefat ettikten sonra millet arkamızdan ne söyleyecek, ne diyecek diye. Hünkar, millet olanlar arkanızdan gözyaşları dökecek sizin için. Devleti ayağa kaldırmak için uğraştı. Namerde boyun eğmedi. İslam'ın adını yere düşürmedi diyecekler. Zalimin karşısında dimdik durdu diyecekler. Ben her an, her lahza buna şahidim Hünkar. Şahidim. O vakit alemi İslam için daha da çok çalışalım paşa. Hünkar, emrettiğiniz üzere Sarıyer'e yerleştirdiğimiz Alman topları ve silahlar gizlice gemiye yüklendi. Ruslar o topların hala kendilerine yönelik olduğunu zannedecekler. Hala. Hünkârım, gemi Boğaz'dan Akdeniz'e, oradan da Süveyş kanalıyla Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ulaşacak inşallah. İnşallah silahlar gider de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz biraz nefes alır. Gün gün havadisler geliyor. Çinlilerin zulmü altında ezilmelerine biraz da olsa mani olsak iyidir. İnşallah Hünkar, inşallah. Babali bir gemi kiralamış. Ne gemisi? Okyanus şartlarına uygun bir gemi. Sarıyer'den yüklenmiş. Kaptan bizim adamımız. Dediğine göre yük silahmış. Hem de Alman nişanlı sandıkları yüklenmiş. Nereye gidiyor silahlar? Doğu Türkistan. Büyük Halife Abdülhamid Çin'deki Müslümanlara silah gönderiyor demek ki. Almanlarla yaptığı bunca pazarlık Türkistan'a silah göndermek için miymiş? Belki de silah ticareti yapıyor. Milletin malını satıp şahsi hazinesini büyütüyor. Abdülhamid böyle bir şey yapmaz. Elbette yapmaz. Ama biz milleti buna inandıracağız. Duyun umumiyenin kaçakçılığa karşı vazifeli istimbotu var mı? Var. Gemi Marmara'da durdurulsun. Kaptana söyle direnmesin. Gazeteciler de gemiye çıksın. Yüklerin silah olduğuna dair haberler yapılsın. Erzul'u çağır. Muazzam bir haberim var onun için. Ne haberi? Abdülhamid ülkeden kaçmak için hazırlık yapıyor. Sevdam, kalbimin gerçek sahibi. Bugün seni görmek için kameriyede uzun müddet bekledim. Gelmedin. Olsun, seni beklemek de güzel. Sıklıkla mesire yerinde birlikte kurduğumuz hayali düşünüyorum. O günkü gibi evli olduğumuzu düşünmek bana iyi geliyor. Ancak bu şekilde nefes alabiliyorum. Naime ile nişanınız sadece bir oyun. Gerçek değil biliyorum. Gönlünün bende olduğunu biliyorum.
Lakin yüreğim yanıyor yine de. Benim de. Benim de yüreğim yanıyor Hatice. Unutmam lazım seni Hatice. Yaşamaya mecbur bıraktığın için seni affetmeyeceğim. Kemalettin. Sultanım. Eski evrakları yakıyordum. Yaktığına göre kimsenin bilmesini görmesini istemiyorsun. Devlet sırrı olmalı. Dumanda isin içinde bıraktım. Kusuruma bakmayın sultanım. Ben de sana biraz hava alalım mı demek için gelmiştim. Mesire alanında biraz dolaşalım mı? Affedin beni sultanım, lakin çok mühim meseleler halletmem gerekiyor bugün. Başka sefere. Elbette. Bir ömür var önümüzde. Daha çok gidip gezeriz. Paşam, kolcular düğüne vergi topluyoruz diye ahaliye eziyet ediyorlar. Köylünün vergisini, malını kayıt tutmadan alıyorlar. Ne verirsek verelim, borcumuz azalmıyor. Kayıtsız olur mu? Niye kayıt almıyorlar? Çünkü o vakit hem bizden hem düğünün kendisinden çalabiliyorlar. Vazifeli eşkıya bunlar paşam. Biz de bunun için köylünün kolcuya vermeyip kendine sakladığı erzağına ses çıkarmıyoruz. Yoksa millet hepten aç kalacak. Hünkârımıza vaziyeti derhal telgrafla bildireceğim. Düğünü umumiyenin devlet-i âliyeyi nasıl kıskaca soktuğunu, ne kararlar alıp elini kolunu bağladığını biliyoruz. Hünkârımız ne yapsın paşam? Milletin sıkıntıda olduğunu bilip durmaz hünkârımız. Elbet buna da bir çare bulacaktır. Meraklanmayın. Hünkârım. Emrettiğiniz üzere
kabul salonu toplantı için hazırlandı. Paşalar da bekliyorlar. Kimse gelmedi paşa. Ya içimizde hain yok, yahut bu seferki hain hepsinden daha sinsi. Han'daki masum Yahudileri kullandınız. Ama hiçbir netice alamadık. Üstüne rezil de olduk. Seni gazeteleri kontrol edebilmen için destekledik. Şimdi her istediğin manşeti atabiliyorsun. Bu haberi de yaptırmazsın. Olur biter. Gazetelere istediğimiz haberi çıkartmak için para yığıyoruz. Sen savaşmaktan yorulmuyorsun. Ama ben yıldım. Yoruldum. Bütün Yahudiler de yoruldular. Dipsiz bir kuyunun içindeyim. Bütün kardeşlerimi de bu kuyuya inandırdım. Şimdi ne kendim çıkabiliyorum ne de onlara burası dipsiz bir kuyudur diyebiliyorum. Yılma. Kudüs senin ellerinle Yahudilere verilecek armağan olacak. Ne yapacağız Bay Barbus? Bugüne kadar Abdullah Hamid'i hep karşıma aldım. Ona karşı cephe açarak savaştım. Yine karşısında bir cephe olacak. Ama o cephede ben olmayacağım. Bana yılma diyorsunuz ama siz cepheden kaçıyorsunuz öyle mi? Hayır. Cepheye Abdülhamid'in askerlerini, Abdülhamid'in milletini süreceğiz. Milleti Abdülhamid'in karşısına çıkarma fikri benim Yahudi devletini kurma fikrimden daha hayalci. Erzurum, sen iyi bir gazetecisin. Yalan haberlerin silahtan daha tesirli olacağını da bilirsin. Abdülhamid'in ülkeden kaçacağına, milletini yalnız bırakacağına inandıracağız herkesi. Yalan da olsa bir delil lazım. Hamlemizi yaptık, Erzurum. Buyurun. Alman imparatoruna silah çeken subayımız vefat etti. Küçük oyununa geleceğimi mi sandın, koca Abdülhamid? Son hadise de gösterdi ki ordumuzun yenilenmesi hususundaki küçük tedbirler sadra şifa olmuyor. Daha büyük bir hamleye ihtiyacımız var. Ölen subayın mazisine baktım. Bu işi yapmış olmasının tek sebebi manipüle edilmesi. Ben de öyle düşünüyorum paşa. Kandırıldı. Ya sebebi? Hünkârım. Şu anda silah altında 200 bin kişilik bir ordumuz var. Lakin harbi mekteplerinden yılda 100 subay yetişiyor. Ve yetiştirilmeden askerin başına gönderiliyor. Haliyle de asker yetişemiyor. Avrupa'ya daha çok subay gönderebiliriz yetiştirilmesi için. Alman harp mekteplerine Fransa'ya daha önce gönderdiklerimiz var. Avrupa'ya gönderdiğimiz paşazadeler askerlik mesleğini öğreneceklerine eğlence ve sefaatle vakit geçiriyorlar. Döndükleri vakit kendilerini beğenmiş bir tavırla arkadaşlarını ve yaşlı komutanlarını küçümsüyorlar. Bu mesele Avrupa'da çözülemez paşa. Çözülecekse kendi memleketimizde biz çözeceğiz. Peki hünkârım, bir tedbirimiz olacak mı? Ordumuzun mevcudunu arttıracağız paşa. Harbiye mekteplerine daha fazla talep alacağız. Peki ya hoca ihtiyacı? Tecrübeli paşalar derslere girecekler. Hünkârım, benim raporlarımı okudunuz mu? Bu hususlarda alınacak tedbirlerden bahsetmiştim. Okuduk paşa. İlk iş olarak payitahta yakın mıntıkalardan asker alabiliriz. Bir müddet kışlalarda yetiştiririz.
İzmit Karamürsel hattında askerliğe yatkın gençlerin isim isim listelerini sunmuştum. Benim de dikkatimi celbetti paşa. Bu bizim ilk işimiz olacak. Lakin çabuk olacak. Hünkârım, niçin böyle yapıyoruz? Acele etmeseydik. Subaylarımızdan biri Alman İmparatoruna silah çekti. Alman İmparatoru bizim ordumuzun disipliniyle alakalı kuşkular içindedir. Kısa vakitte o gitmeden bir alay asker teşekkül edersek ne kadar hızlı hamle yapabildiğimizi dostumuza göstermiş oluruz. Paşa, ismini yazdığınız askerleri derhal silah altına alıp eğitin. Wilhelm'i uğurlarken aklıyla oynanmamış askerlerle uğurlayacağız. Emredersiniz hünkârım. Gel. Gemiye el koyuldu. İstediğiniz fotoğraflar. Nedir onlar? İşte yalan haber için istediğin deliller. Bu silah fotoğrafları nerede çekildi? Abdülhamid, Almanya'dan aldığı silahları Doğu Türkistan'a yardım için gönderiyormuş. Rum kolcuları gemilere baskın yaptı. Gazeteciler de fotoğrafladı. Abdülhamid silah ticareti yapıyor. Abdülhamid aslında milletinin olan silahları başkalarına satıyor. Oradan elde ettiği gelirle Berlin'de huzurlu bir hayat yaşamak istiyor. Haberi yazdın. Silah ticareti yaptığına dair deliller de elinde. Milletin parasıyla Alman'dan aldığını başka bir ülkeye kendi şahsı için satıyor. Muazzam bir haber. Abdülhamid'in Wilhelm ile dostluğunu anlatalım. Abdülhamid'in Berlin'e gitmeyi düşündüğünü de söyleyelim. Milleti yavaş yavaş alıştıracağız. Abdülhamid Berlin'e kaçıyor haberini yaptığımızda son darbeyi vurmuş olacağız. Harbiye mektepleri imtihanlarında usulsüzlükler olduğunu gelen jurnallerden anlaşılıyor paşa. Maalesef hünkârım. Hocaların ihmali demek geliyor içimden. Lakin bazı hocalar bile bile yüksek not veriyor gibi. Yeni hocalar atayacağız. Siz ders verebilecek paşalarla konuşun. İmtihan kağıtlarını bir heyet okuyacak. Gel. Hünkârım. Hünkârım, gemimize el konulmuş. Hangi gemimize? Kim el koymuş? Duyunu umumiye kolcular. Gemimiz ticaret gemisi olarak görüldüğü için kaptan teslim etmiş. Ne gemisi hünkârım? Doğu Türkistan'a silah yardımı yapıyorduk. 20 Alman topu, 1000 kadar da tüfek. Alçaklar. Alçaklar! Hüseyin Paşa, siz askerleri toplayın. Osman Paşa'm, harbiye mektepleriyle alakalı çalışmaları hızlandırın. Asim Paşa'm. Önüm. Duyun umumiye şefini derhal çağırınız. Ardından mabeyine geliniz. Emredersiniz hünkârım. Belki acıkmışsınızdır dedim sultanım. Çok iyi oldu. Biz de acıkmıştık zaten. Burası küçük bir kasaba. Derdi tasası çoktur. Lakin insanı iyidir.
yürekten bağlıdır hünkârımıza. Çok mutlu olduk buraya geleceğinizi işitince. İnşallah siz de kaldığınız süre boyunca mutlu olursunuz. Abla, yarın kasabaya inelim mi? Belki gezilecek güzel yerler vardır. Boşuna hayal kurma Fehime. Biz burada mahpustayız. Siz buraya gönüllü olarak geldiniz. Ben eşyalarım yerleşmiş mi bakayım. Nedenini merak ediyorum doğrusu. Kendinizi mahpusa kapatacak nasıl bir günah işlediniz acaba? Bana kızmakta hakkınız var. Lakin ben de sizin gibi kurban edildim. Bu izdivaca mecbur bırakıldım. Nedenini sorabilir miyim? Benim için daha iyi olacağına inanıyorlardı. Bir süre bu evliliğe devam etmek mecburiyetindeyiz. En azından yeniden payitahta dönünceye dek. Sultanım her şeyi düşünmüş. Ama bu oyunda ben bir kukladan fazlası değilim. Bu izdivacın size sağladığı faydaları düşünecek olursanız eğer... duruma katlanmanız daha kolay olabilir. Neticede bu sayede paşa oldunuz. Hatice Sultan, ben devletime yüreğimle bağlıyım. Rütbeyle değil. Vazifem gereği çoğunlukla kasabada teftişte olacağım. Evdeyse vaktim çalışma odasına geçecek. Müşteri olun. Varlığımı bile hissetmeyeceksiniz. Bu kadarına gerek yok. Dilediğiniz vakit boşanabiliriz. Adamların kim olduğunu, neden peşimde olduklarını bilmiyorum. Lakin onlar kim olduğumu biliyor gibiydiler. Seni bu halde tanıdıklarına göre malumat ağları oldukça iyi. Kim bu adamlar Sabahattin? Kim taktı peşime bunları? Dayımın düşmanlarından biri olmadı. Dikkatli olmalısın. Kaldığın yeri de öğrenmiş olabilirler. Ben babamın bahsettiği her şeyi reddetmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben aldım. Sağ olun. Hiçbir şey olmayan sıradan bir adam gibi yaşamaya çalışırken tekrar onun düşmanları karşıma çıkıyor. Bize gel. Bak eğer bizde kalırsan hem istediğin gibi özgür hem de güvende olursun. Hem validen de rahat eder. Çok merak ediyormuş seni. Yerini öğrenmen konusunda valideme talimat vermiş. Sakın Sabahattin, sakın. Nerede olduğumu valideme söyleyemezsin. Eğer öğrenirse çiftliğe gelir, çalışmama da mani olur. O mevzuda onu suçlayamam. Kardeşim, nerede görülmüş bir şehzadenin ırgatlık yaptığı? Mani olması normal. Bu sadece geçici bir vaziyet. Bir şeyler düşünüyorum. Bana da söyleyeceksin değil mi? Düşündüğünü bulduğunda. Kardeşim, vakti geldiğinde emin ol ilk sen duyacaksın. Bu biraz seni hasta edecek ama
Ellerimle bakıp iyileştireceğim seni. Şadiye epey ilerletti piyano çalmayı. Anne. Yine Abdülkadir düşünüyorsun değil mi? Naimeciğim, hiç aklımdan çıkmıyor. Madem durum bu, madem Mahmut Paşa sebep oldu bu duruma, neden hala onu koruyorsun? Dayım, Mahmut Paşa'yı ele vermen için seni ikna etmemi istedi. Çok da haklı. Neden hala halama Mahmut Paşa'nın ona ihanet ettiğini söylemiyorsun? Güzel kızım. Bak dayına da söyledim. Bizim bu mevzuya dahil olmamız hiç münasip olmaz. Mahmut Paşa ne halama, ne de ailemize uygun birisi değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Lütfen Naimeciğim. Rica ediyorum, bu konuda ısrarcı olma. Ah Dilşat ah. Daha birkaç gün öncesine kadar buradaydı. Biz bu kadar üzülüyorsak Selim Paşa ne hissediyordur? Allah sabır versin. Sırf bir yüzden birini sevmek istemiyorum biliyor musun? Sevdiklerimi hep kaybettim ben. Teker teker öldüler. Annem. Babam, abim. Bir zamanlar dost bildiklerim hain çıkıp benim için öldüler. Artık sevmek istemiyorum. Ama bunun için çok geç değil mi? Çünkü artık beni seviyorsun. Sen. Bir süredir sana söylemek istediğim bir şey var. Ben artık daha fazla beklemek istemiyorum. Nedir? Ulan söyledi. Bir kere de düzgün zamanda yanıma geldi. Ne oldu, bir şey mi oldu? Söyle söyledi sen. Mühim bir ipucu bulduk. Dilşat'ı kimin öldürdüğünü bulabiliriz. Baştan söylesene şunu. Hadi gidelim. Sen burada kal sen. Şuna bak. Abdülhamit milletin silahlarını satıyormuş. Her okuduğuna inanma. Hünkârımız yapmaz öyle şey. Cemidoğlu silah nereye gidiyordu o zaman? Abdülhamit'in paraya ihtiyacı mı var? Hünkârımız yaptıysa bir sebebi vardır. Böyle her şeye sessiz kalıp hesap sormadığımızdan bugünlere geldik zaten. Üzülmüş görünüyorlar. Güvendikleri daha kar yağdı. Ve işin güzel yanı ne biliyor musun? Ölen birini geri getiremediğin gibi kaybolan bir güveni de geri getiremezsin. Tek bir hakkın vardır. Abdülhamit de bu hakkını kullandı. Abdülhamit gemilere el konulduğunu öğrenince yıkıldı. Asla vazgeçmediğimizi bilmesi Abdülhamit'i yıpratacaktır. Sisifos gibi sırtında taşıdığı kayayı
zirveye çıkarttığı an tekrar geri düşecek. Vazgeçene kadar bu lanetten kurtulamayacak. Abdülhamit de yeni hamleler yapıyor. Ordu kurma çabası var. Beni vazifelendirdi. İzmit, Karamürsel hattında 200 asker belirledim. Askerlerin mahiyeti nedir? Eli silah tutan vatanperver askerler. Neden şimdi? Wilhelm gitmeden önce hızlıca bir alay toparlayıp ne kadar kısa zamanda askeri nizamı oluşturabileceğini göstermek istiyor. Wilhelm'i limandan bizzat kendisi yolcu edecek. Ve hala kudretliyiz mesajı verecek. Tek nedeni bu olamaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Seçtiğin askerleri payitahta getirmeye başla. Hünkârım, gazeteler. Okumamıza lüzum yok paşa. Ne yazdıklarını biliyoruz. Dinle paşa. Karacahisar'ın fethi zamanında Kayıboyu'nun Ertuğrul Gazi'nin de mensup olduğu bir aşireti kara keçilerin boynuzlarına alaycık bağlayıp üzerine örtü örtmek suretiyle bir harp hilesi edince harp vakti Ertuğrul Gazi bağırıp haydin alplerim, haydin kara keçili yörüklerim deyü kükreyince aşiret fetih sonrası bu namla anılır olmuştur. İşte benim öz hemşerilerim. Kayıboyu'nun kara keçili aşireti. Nerededirler hünkâr? Söğüt'tedirler paşa. Onlardan bir Ertuğrul alayı teşkil edeceğiz. Ya Hüseyin Paşa'nın getireceği askerler Wilhelm'i uğurlamak için onlar gelmeyecekler mi? Hayır paşa. Kimseye itimat edemem. Yeni alayı biz kuracağız. Sen ve ben. Ne emredersiniz hünkârım? Söğüt, devletimizin kurulduğu topraklar. Öyle bir alay kuracağız ki belki sayıları 200-300 olacak. Lakin kaya gibi sağlam olacaklar. Sen gidip bizzat seçeceksin paşa. Lakin şartlarımız var. Senin köylerden topladığın askerler öldürülecek. Onların yerine kimleri koyacağız? 6400 kadar silahlı Duyun-u Umumiye kolcusu var. Onlar arasından seçeceksin. En ahlaksızlarını, en inançsızlarını seçeceksin. Tek itaat ettikleri şey benim emirlerim olacak. Tek itaat ettikleri şey Allah'ın emirleri olacak. Seçtiğin askerler yıllar evvel Ertuğrul Gazi ile birlikte Söğüt'e gelen tebaadan olacak. Bu askerler yabancı tebaadan oluşacak. Milleti sadıka olan Ermenilerden seçilmeyecek. Osmanlı'yı sevmeyenlerden seçilecekler. Rumların da sadıklarından değil, hainlerinden seçilecekler. Görünüşleri korku verici olacak. Pis adamlardan seçeceksin. Her an cinayet işlemeye belli ifadeler olacak. Temiz yüzlü, heybetli olacaklar. Sakal bırakanların sakallarına ilişilmeyecek. Lakin düzenli ve tertipli olacaklar. Yüzlerine bakan dost ise ferahlık hissedecek. Düşman ise haddini bilecek. Kıyafetleri tertemiz olacak. Devletlerine inanacaklar. Osmanlı'ya inanmayacaklar. Devleti parça parça etmek tek meseleleri olacak.
Osmanlı tarihi bilmeyecekler. Tarihlerini bilecekler. Zafer görmüş olacaklar. Yunan Harbi'ne katılmış olanlardan seçeceksin. Zafer görmüş bir asker her vakit onun hayaliyle yaşar. Bize hizmet edecekler. Bize sadık olacaklar. Para, güç, kadın ne isterlerse ancak bize sadık olurlarsa kazanacaklarını bilecekler. Ertuğrul alayı padişahına sadakatle hizmet edecek. Her ne suretle olursa olsun başkalarının sözlerine kanmayacaklar. Padişahlarının emrinden çıkmayacaklarına, ona ihanet etmeyeceklerine dair ataları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde her biri yemin edecek. Alaya katılanların gönüllü olmaları esas olacak. Ömür boyu asker kalacaklar ve asker ölecekler. Abdullah Hamid'e düşman olacaklar. Gün gelir de bu saray kuşatılırsa son kalenin muhafızları olacaklar. Askerleri büyük bir gururla Wilhelm'e sunduğu gün kahredici gücümüzü ona göstereceğiz. Milleti ve askeriyle linç edilen zavallı bir sultan olarak tarihe geçecek. Pişman olmuş belli ki adam. Kaçmaya çalışmadı bile. Pişman olsana yazar. Selim Paşa'ya kızını geri verebilir mi? Orası öyle. Ben adamın anlattıklarına da pek inanmadım. Bir kızın parası için öldürüldüğüne inanmak istemiyor insan tabii. Parası için mi öldürdüyse neden hala çantanın içinde paralar var? Şimdiye kadar çoktan alıp harcaması gerekmez mi? Başka bir iş mi var diyorsun? Öyle. Ama sen şimdi kimseye bahsetme bundan. Selim Paşa da kızının katili bulundu bilsin. Kendi şüphelerimizi adamın uykusunu kaçırmayalım. Gel. Bu Dilşat'ın çantası değil mi? Muratlar yakaladıkları adamın evinde bulmuşlar. Kendisi vazifeye gidince vermek bana düştü. Ben sizi yalnız bırakayım. Majesteleri, Abdülhamit bir gemi çıkartmış. Duyun kolcuları gemiye el koymuş. Neden? Gemi silah yüklüymüş. Ne silahı? Nereye gönderiyorlarmış? Doğu Türkistan'a. Aa. Büyük imparator. Neden öyle söylediniz majesteleri? Dünyanın bir ucuna silah gönderiyor. Hem de kendi ülkesinin silah ihtiyacı varken. Daha yeni bizim de silah anlaşması yaptılar. Abdülhamit, yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesidir. Orada Müslümanlara yapılan bir Çin zulmü var. Herkesin unuttuğunu, görmezden geldiğini Abdülhamit görüyor. Bütün Müslümanları kardeşi biliyor. Sadece diniyle ahlaklanmış birisi bunu yapabilir. İşte bu yüzden büyük bir imparator. Ama gazetelerde silah ticareti yaptığı yazıyor. Abdülhamit, zulmü fırsat bilip ticaret yapacak bir adam değildir. Onu siyasi olarak sıkıştırmak istiyorlar. Hünkârım, duyunu Umumiye Şefi geldi.
kabullerini beklerler. Gelsin. Lakin yanında İngiliz sefir de var. Tasmasını tutanlarla beraber gelmiş anlaşılan. Gelsinler. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sizi emrettiğim doğrudur. Lakin Sefir Efendi'nin burada işini anlamadım. Mesele hassas olunca gelmemde fayda olur kanaatindeydim. Evet, mesele hassas. Ne cüretle gemimizi durdurup el koyarsınız? Bu benim vazifem. Kaçakçılıkla mücadeleye mükellefim. Sizin vazifeniz kaçakçılıkla mücadele, doğru. Lakin istihbaratı bizden alırsınız. Eğer biz kaçakçılık olabilir dersek el koyarsınız. Sizi bu işe biz memur ederiz. Öyle ama gemide silahların çıkması sadece duyunu umumiye alakadar etmiyor. Sefaretleri de alakadar ediyor. Silahlar bir ticaret gemisiyle nereye gidiyordu bilmek hakkımız. Sizin hakkınız yaptığınız asiliğin karşısında ölümdür. Benim karasularımda benim gemime el koyamazsınız. Derhal bırakacaksınız. Siz teslimatın nereye yapılacağını söylemediniz. Ama biz öğrendik. Çin'e gidiyormuş silahlar. Bak Sefir Efendi. Biz İslam halifesiyiz. Nerede Müslüman varsa onlardan mesulüz. Doğu Türkistan'daki kandaşlarımızdan da mesulüz. Londra'daki dindaşlarımızdan da. Şaşkınlığınızı soluklandırayım. Londra'ya pek gidemediğinizden bilmezsiniz. İslam orada da yayılıyor. Her gün Müslüman olan İngilizlerin haberleri geliyor bize. Derhal gemiyi teslim edin. Silahlarla beraber. Benimle konuşmak istemişsin. Lakin halen daha Mahmut Paşa ile alakalı ısrar edeceksen... Sana Abdülkadir ile alakalı havadis getirdim. Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Neredeymiş Abdülkadir? Nasılmış? Sakin ol. Otur şöyle. Otur. Bugün askerlerimden biri Pera'da Sabahattin'le buluştuğunu görmüş Abdülkadir'in. Saatlerce Lebon'da oturmuşlar. Oysa ki ben seni Ya Sultan'a tembih etmiştim. Sabahattin oğlumdan haber alırsa eğer... gelip bana söyleyecekti. Lakin ne kadar merak ve endişe içinde olduğunu bile bile... sana bir şey söylemediler. Belki de onlar başından beri görüşüyorlardı. Nerede kaldığını da biliyorlardı ama... gelip bana söylemediler. Yapmadıkları şey değil. Seniha Sultan daha evvel de senden gizli Firuze ve Abdülkadir'i evine alıp saklamış buluşturmuştu. Öyle değil mi? Öyle. Sense hala Seniha Sultan üzülmesin, yuvası bozulmasın diye düşündür. Sen burada evladın için kahrolmuşsun, üzülmüşsün. Kimsenin umurunda bile değil. Yarın sabah erken aşağı köye gideceğiz. Cenazemiz var. Akşama kadar orada kalırız. Siz burayı hiç merak etmeyin. Hallederiz biz. Ver tabağını yemeğini getireyim. Ben getiririm. Siz zahmet etmeyin.
Hayatım ne koydun sen yemeğin içine öyle? Hiç. Tat versin diye taze kekik attım. Oğlum, baban geç kaldı yemeğe. Nereye gideceğini sana söyledi mi? Hayır validem, söylemedi. Ah, belki gelmiştir. Hadi geç sen otur. Bihter kadın, hayırdır bu saatte? Oğlum nerede? Hemen söyleyin bana. Size daha önce de söylemiştim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de size haber alır almaz gelip bana söyleyin demiştim. Ne haberi? Haber falan almadık ki biz. Yalan söylemeyin Seniha Sultan. Bugün abimin askeri Abdülkadir'le Sabahattin'e otururlarken görmüş. Benim ne halde olduğumu bile bile gelip bana söylemediniz. Bildiğiniz halde gelip bana söylemediniz. Oğlum nerede? Çok merak ediyorum seni. Yerini öğrenmem konusunda valideme talimat vermiş. Sakın Sabahattin, sakın. Valideme nerede olduğumu söylemiyorsun. Eğer öğrenirse çiftliğe gelir, çalışmama da mani olur. Bilmiyorum. Abdülkadir'le hiç görüşmedik. Size kim gördüğünü söylemişse yanlış görmüş. Hüseyin Paşa'nın iftira atmaktaki becerisi malum. Önce kocamı hünkârımızın gözünden düşürmeye çalıştı. Şimdi ise de oğlumla beni zor duruma sokmak için bize iftira atıyor. Kardeşiniz aileme çamur atmak için elinden gelen her şeyi yapar. Benim abim eğer böyle bir insan olsaydı şahit olduğu anda Mahmut Paşa'nın sizi aldattığını gider hünkârımıza anlatırdı. Ne? Ne? Siz ne dediniz Bihter kadın? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ben sadece bir anlık sinirle. Mahmut'un bana ihanet ettiğini söylediniz. Hüseyin Paşa bir şeye mi şahit olmuş? Mahmut bana çok sadıktır. İhanet edeceğini hiç zannetmiyorum. Hayatta etmez. Bu kardeşiniz Hüseyin Paşa'nın yeni ve çok çirkin bir iftirası sadece. Bu şekilde öğrendiğiniz için çok üzgünüm. Benim öğrendiğim tek bir şey var. O da kardeşinizin ne kadar adi bir insan olduğu. Size gelince Bihter kadın, üzüldüğünüzü hiç zannetmiyorum. Çünkü Mahmut'un aciz bir anını yakalamak için sürekli can atıyorsunuz. Lakin böyle bir iftirayı hiçbir vicdan kaldıramaz. Bana vicdandan bahsetmeyin Seniha Sultan. Siz bir annenin yakarışlarına kulak tıkayıp içine su serpebilecek en ufacık bir havadisi dahi bana getirmediniz. Eğer yaralı bir annenin neler yapabileceğine şahit olmak istemiyorsan, aklını başına topla. İyi düşün. Abdülkadir'le alakalı bütün bildiklerini yarın gelip bana anlatacaksın. Oğlum. Abdülkadir'le sahiden görüştün mü? Yerini biliyor musun? Bak bana doğruyu söyle. Evet validem. Lakin Abdülkadir yemin ettirdi bana. Yerini kimseye söylememem için. Oğlum yemini bırak şimdi. Gördün annesinin halini. Onu ne kadar merak ettiğini, onun için üzüldüğünü Abdülkadir'e söylemek zorundayız. Onunla bir kez ben konuşsam iyi olacak. Validem, daha önce Bihter Sultan'ı hiç böyle görmedim. Delirmiş.
Öyle. Babanın hakkında söylediklerini duydun. Bana bak. Sen bu mevzuyla alakalı herhangi bir dedikodu falan duymadın değil mi? Yok validem, yok. Ne duyacağım? Bir dar kadına belli etmedim lakin şüphelenmedim değil. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Sabahattin, eğer bir şey biliyor ve bana söylemiyorsan... Yok validem. Yok, ne bileceğim? Düpedüz Hüseyin Paşa'nın iftirası bu. Aklı sıra hem pederimi paşalıktan hem de gözden düşürecek. Yahu benim pederim senin üstüne gül koklar mı hiç? Gelsin. Gelsin konuş bak. O da aynı şeyi söyleyecek. Hayır Sabahattin, hayır. Sakın. Bu mevzuyla alakalı ne sen ne de ben babanla konuşmayacağız. Ben bu işin aslını öğrenmenin bir yolunu bulurum elbet. Murat Efendi, Tahsin Paşa ile beraber Söğüt'e gideceksiniz. Vazifemiz nedir hünkârım? Asker seçeceksiniz. Askerleri nasıl seçeceğinizi Tahsin Paşa'ya anlattım. Söğüt'te yaşayanların soy ağacı. Hangi hani Ertuğrul Gazi ile beraber Söğüt'e gelenlerden hangisi değil, buradan tespit edeceksiniz. Her çaldığınız kapıdan size asker verilecektir. Onlara Sultan öz hemşerilerini yanında görmek ister deyin, kâfi. Kimden paşam? Hünkârım, Basri Paşa'dan. Gittiği mıntıkayla alakalı malumat veriyor. Bu meseleyle biz alakadar oluruz. Yolunuz açık olsun. Limana Wilhelm'i uğurlamaya yetişin. Emredersiniz hünkârım. Kendi duyunlarından bile çalıyor ahlaksızlar. Köylüden alıp kayda sokmadıkları malları pazarda satıyorlar. İnşallah tez vakitte borcumuzu öderiz de kene gibi üzerimize yapışan bu duyunculardan kurtuluruz. Bu borç ödemeyle bitmez. Hesaptan düşmüyorlar ki aldıklarını. Paşam, ben ümidimi kestim artık. Evlatlarımı alıp gideceğim buralardan. Nereye gideceksin? Mısır, Tunus, Cezayir, neresi olursa artık. Buralarda yaşamak haram bize. Orada rahat edeceğini mi sanıyorsun? Kendi dilini konuşmana müsaade yok. Cezayir'deysen Fransızca konuşacaksın. Mısır'daysan İngilizler gibi yaşayacaksın. Dinine göre ibadet edemeyeceksin. Yasak. Kiliseler bile siyahlar ve beyazlar diye ikiye ayrılmış vaziyette. İmtiyazlı insanlar var. Bir de o insanlara hizmet eden köleler. Yani kısacası senin kurtuluş diye gittiğin yer böyle bir yer. Hünkârımız hiç olmazsa burada sahip çıkıyor bize. Duyun derdinin de çaresini bulur elbet. Şüpheniz olmasın. Hünkârımıza çektiğim telgrafta vaziyeti teferruatlıca anlattım zaten. En yakın zamanda gereğini yapacaktır. Uyandın demek paşam. Gece epey geç vakit geldin galiba. Duymadım seni. Uyuyakalmışım. Evet Seniha'm. Geç kaldım. Geldiğimde sen melekler gibi uyuyordun. Ha. İş güç yoğun tabii. Vallahi çok yoğun Seniha'm. Ah. İş güç. Şimdi de hazırlanıp hemen çıkmam icap ediyor. Aa, ne kadar hoşmuş. Nedir o hoş olan Seniha? Öyle hemen hazırlanıp çıkman gerekirken esans sürmeyi ihmal etmemeni diyorum. Ha, esans.
başıma neler geldi Senihan. Anlatsam inanmazsın. Sabah namazından sonra biraz acıktım. Mutfağa gittim. Bir 10-15 tane kadar pastırma yedim. Midemi bastırsın diye. Dönüp yatağa geliyordum. Arkadan bizim kedi. Üstüme bir atladı. Mahmut. Hayvan beni yürüyen pastırma zannetti. Kokudan. Esans sürüyorum ki yani kokuyu bastırsın. Anladım Mahmut, anladım. Ben şimdi gidiyorum Senihan. Mecbur. Ama ben yokken sen beni sık sık düşün. Tamam. Gel. Hadi görüşürüz. Düşünmez miyim hiç? Bir bilsen neler düşünüyorum. Ne oldu? Neyiniz var? Bilmiyorum. Sabahtan beri başım dönüyor. Ayağa kalkacak halim yok. Burası size yaramadı. Alışık değilsiniz. Belki de saraya dönmeniz daha... Asla. Böyle bir şey asla olmayacak Firuze. Saraya dönmeyeceğim. Anlıyorum sizi. Hak da veriyorum. Lakin ben... Sağlığınızı yitirmenizden endişeliyim. Bir şeyim yok. Biraz dinlenirim. Geçer. Bütün gün yemek de yemediniz. Belki de halsizliğiniz ondan. İştahım yok. Olsun. Ben size yine de hazırlayıp getireyim. Saraya döndüğümüz anlamayacak kadar. Başınıza gelen hadiseden dolayı üzüntülerimi bildiririm. Anlamıyorum. Bir ticaret gemisini ne hakla durdururlar? Hakları yok. Hadsizlikleri ortada. İddiaları nedir? Doğu Türkistan'daki Müslümanlara silah yardımı yapıyoruz. Uluslararası sulara açılan bir ticari geminin sefaretlerden izin alması gerekirmiş. Onlara ne? Kime ne? Siz İslam halifesisiniz. Tabii ki yardım edeceksiniz. Müsaade edin. Meseleyle biz de alakadar olalım. Memnuniyetle. Gezimiz nihayete eriyor. Burada ilginç şeyler yaşadım. Ama dostluğumuzu sıkı bağlarla tekrar kurdum. Sizi de Berlin'e davet etmek isterim. Bize şeref verirsiniz. Maalesef. Devletimin dertlerini bırakıp gelemem. Sizin ziyaret arzunuz bildirildiği vakit tek bir şartla kabul ettik. İade-i ziyaret yapamayacağımızı söyledik. Hakkınız var. Berlin'de belki bir yılda olacak hadiseler, payitahtta bir günde oluyor. Ama yine de gelmenizi isterim. Berlin'e gelemeyeceğim. Lakin sizi uğurlamaya geleceğim.
Kaiser Wilhelm'i yolculamak için hazırlıklar başlasın. Emredersiniz. Borçları alamadığınız iddiası doğru mudur? Evet, doğrudur. Borçlarını ödemek yerine servetine servet katıyor. Neden terk ediyorsunuz payitahtı? Bunun sebebini Sultan Abdülhamit'e sormanız lazım. Karşısına dikildik ve doğruları söyledik. Borçlarını ödemediğini hatırlatınca bize ölümle tehdit etti. Bunu kanıtlayacak bir deliliniz var mı? Ben vazifesini severek yapan bir memuriydim. Eğer ölüm tehdidi almasaydım, ne dünyanın en güzel şehrini, ne de çok sevdiğim mesleğimi bırakıp gitmezdim. Siz gazetecisiniz. Haberleri okumadınız mı? Payitahttan kaçacağı konuşuluyor. Neden kaçsın ki? Çünkü milletten çaldıkları bütün hanedanına yeter. Ben gidip haber vereyim. Bizi görmek istemişsiniz. Rahatsız ettik, bağışlayın sultanım. Ben kocam adına teşekkür etmek için gelmiştim size. Çam sakızı çoban armağanı. Kendim ekmek yaptım. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Paşam o eşkıyalara dur demeseydi, kocamı döverek öldüreceklerdi. Buyurun lütfen. Ne istiyorlar sizden? Vergi diye kazandığımız ne varsa istiyorlar sultanım. Bir canımız kaldı almadıkları. O da yakındır zaten. Gördüğünüz işte halimizi. Affedin sultanım. Sizi çok beğendi. O yüzden dokundu elbisenize. Hatice, rahatsız etme sultanımızı. Senin adın da mı Hatice? Duydun mu abla? Bak burada da bir Hatice varmış. Bahtın güzel olsun Hatice. Kemalettin evladım. Yeni ordu hususunda hamleler yapıyoruz. Lakin senin bu aralar siyasetten geri durman beni meraklandırıyor. Hakkınız var hünkârım. Lakin biraz bile isteye geri dur. Sizi vazifelerinizden uzak tutan nedir? Bilesin ki damadım olacaksın diye vazifelerinde ihmal göstermen beni mutsuz eder. Tam aksi hünkârım. Vazifeden uzak duruyor olmamın sebebi damadınız olacak olmamdır. Göz önünde olursam yanlış anlaşılacağından korkarım. Sanki gücümü devletten değil de sizden aldığımı sanarlar diye endişe ederim. Siz merak etmeyiniz. Yolunuza bakınız. Kimin ne söylediğini düşünmeyip vazifenizi yapınız. Emredersiniz hünkârım. Gel. Hünkârım, bir havadis aldık. Duyunu umumiye şefi gazetecileri toplamış. Sizin borçları ödemek yerine bağışlayınız hünkârım. Servetinize servet kattığınızı söylemiş. Yakın zamanda da kaçacağınıza inandığını belirtmiş. Tehdit edildiği için de gidecekmiş. İftira yarışı yeniden başladı demek. Ne yapmaya çalışıyor bu ahlaksız herif? Aklı sırada giderken attığı yalanlara inandırarak bize zarar verecek.
Yeni duyunu umumiye şefide kabullerini beklerler hünkârım. Eskisi ne zaman gidiyormuş? Hazırlanıyor. İlk vapurla gidecekmiş. Anlaşılan bize iftira atmanın bir bedelinin olmayacağını sanıyor. Yine gel ziyaretimiz olur mu Hatice? Gelirim. Buyurun lütfen. Lütfen kendinize üst baş alırsınız. Ömrünüz uzun olsun sultanım. Sağ olun. Bu o adam değil mi? Bu o Pedro işte, kolcuların başı. Şeytan görsün yüzünü. İyi günler sultanım. Beğenmedi anlaşılan sen. Ben de aksine pek beğendim. Tam bana göre hırçın. Kocası da az değil. Kahvede atıp tutuyordu demin. Ne diyor? Vaziyeti saraya telgraf çekmiş. Hünkârları durumu tez vakitte halledecekmiş. Paşamız akıllı bir adama benziyor. Nerede olduğunu ve kimlerle uğraşmaya kalktığını ona bir gösterelim. Belki de bize fazla iş çıkartmadan anlar vaziyeti. Uslu uslu oturur yerinde. Eve bakarak konuştular abla. Hiç tekin adamlara benzemiyor bunlar. Endişelenme. Bir sultana yaklaşmaya cesaret edebilecek kadar deli olamazlar. Sen uslu duracak mısın? Ben akıllı değilim ki. Deliyim. Hünkârım, yeni duyunu umumiye şefi kabul mektuplarını sunmak için huzura çıkmayı beklerler. Sadakatimi, kabullerimi ve bağlılığımı arz ederim. Bize gelen ve sefir mahiyetindeki herkes sadakatini arz eder. Lakin bugüne kadar saadana pek rastlamadık. Peki siz sadık olabilecek misiniz? Tabii Hünkâr Hazretleri. Biz Osmanlı Sultanı'nın hukukunu çiğnememeye yemin ederiz. O halde payitahtı terk edecek olan duyun şefinin sözlerini duymuşsunuzdur. Sanırım kendileri biraz korktular. Talihsiz açıklamalarda bulunmuş kendileri. Ama vazifeyi bıraktıktan sonra yaptığı için o sözler sadece kendini bağlar. O halde siz onun sözlerini yalanlayacaksınız. Gazetecilerle konuşun. Eski duyunu umumiye şefinin hezeyanları olduğunu söyleyiniz. El konulan gemiyi de derhal serbest bırakacaksınız. Elimizden geleni yaparız. Belgeleri tekrar inceleriz. Gemiyi iade edeceğiz. El koyduğunuz silahlarla beraber. O silahların hepsi Osmanlı ordusunun malıdır. Tabii. Gazetecilerle de konuşacağım. Emin olabilirsiniz. Bakalım yeminine kaç saat sadık kalacak.
Şehzadem, yanıyorsunuz. Açın üstünüzü. Üşüyorum. Uyumak istiyorum sadece. Burada böyle bir şey yapmadan duramayız. Saraya geri dönelim. Saraya dönmeyeceğim. Abdülkadir. Abdülkadir. Şehzadem. Affet beni. Ve ben gelene kadar dayan. Validem ve hekimle birlikte geri döneceğim. Ve saraya geri gideceğiz. İkimiz için de en doğrusu bu. Bay Parvus, diplomatik olarak Osmanlı hükümetini de göz ardı edemeyiz. Bizden istediklerini yerine getirmemiz bütün Avrupalı devletlerin faydasına olacaktır. Benim faydam olmayacaksa hiçbir devletin faydasına olmaz. Dediklerimi yapacaksın. Abdülhamit'in elindeki hesap defterleriyle uyuşmamız gerekir. Eğer dediklerimi yapmazsan seni buraya atayan iradenin beş parasız yine buradan def etmesi bir lafıma bakar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Eski duyun şefini harfiyen doğrulayacaksın. Ne oluyor be? Kimsin sen? Kes sesini. Bana bak lan. Devlet tehdit etmez. İcra eder. Anladın mı? Anladın mı? Anladım, anladım. İyi. Olsun, ben iyice bir anlatayım sana ki iyice kafana girsin. Eğer ki hünkârımız senin ölmeni isteseydi, o an, o dakika bir it gibi geberirdin. Lakin kendisi öyle merhametli ki, ah, ister istemez bize de sirayet ediyor. Şimdi sen devlete ihanet ettin ya, bir daha etme. Şimdi sen bineceksin gemine, başka bir yerlere gideceksin ya birazdan. O gittiğin yerlerde sakın ha sakın devleti kötüleme. Oh, vakit geldi. Hı? Bineceksin şimdi gemine, gideceğim bir yerlere. Lakin sakın unutma. Bugün burada yediğin dayağı her nereye gidersen git sana atacak bir Osmanlı evladı vardır. Şişt. Söylediklerimi iyice ezber ettin mi? Devlet unutmaz. İhanet edenin cezasını keser. Hadi şimdi ezberini yapa yapa git. Dur, içeri giremezsin. Bir daha sultanla görüşmem gerek, çok mühim. Sultanımızın talimatı var. Saraya girmen yasak. Şehzadenin sağlığı söz konusu. Bırakın gireyim. Olmaz dedik. Naime Sultan. Bas git kapının önünden. Çekil. Naime Sultan. Sultanım, şehzademiz çok hasta. Yardım edin lütfen. Selifiniz Sultan Abdülhamid'in borçları ödemediğini, vergiden alınan karların da şahsi hesabına geçirildiğini söyledi. Bu hususta sizin fikriniz nedir? Eski duyun şefi arkadaşımız
hem Osmanlı Devleti'nin hem de alacaklı Avrupa devletlerinin çıkarlarını gözeten önemli bir devlet adamıydı. Siz de aynı fikirde misiniz? Elimizde olan belgeleri inceledik. Sultan Abdülhamit'in ne yazık ki milletin malını şahsi çıkarlarına kullandığını tespit ettik. Eski duyunun şefi bu gerçekleri dile getirdiği için ölümle tehdit edildiğini söyledi. Peki ya siz korkmuyor musunuz? Size mutlu olacağınız bir haber vereyim. Sultan Abdülhamit payitahtı çaldığı mallarla terk edecek. Kaçan bir sultandan korkacak halim yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne yapacağını anladın değil mi? Bir gölge gibi Mahmut Paşa'nın peşinde olacaksın. Ne yaptığını, nereye gittiğini, kimlerle görüştüğünü bana bildireceksin. Emredersiniz sultanım. Bu mevzudan kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Müşteri olun efendim. Validem. Vazifene dönebilirsin. Hayırdır validem? Ne konuştunuz muhafızla? Görevini aksattığını gördüm, uyarmak istedim. Mühim bir mesele değil. Hazırsan derhal Abdülkadir'i görmek istiyorum. Hazırım validem. Buyurun gidelim. Kim bilir ne haldedir. Sultanım, oğlunuz hiç iyi değil. Çok hasta. Nerede kalıyor? Şehre yakın bir çiftlikte. Atlara bakıcılık yaparken hastalandı. Atlara bakıcılık mı yapıyor? Neden bahsediyorsun sen? Kendisini kimsenin tanımayacağı, bulamayacağı bir iş yapmak istedi. Sen ne yapıp edip bulmuşsun ama? Ben şehzademi takip ettim. Beni affetmesi için yalvardım. Peşinden hiç ayrılmadım. Sultanım, oğlunuz gerçekten çok hasta. Yalvarırım, inanın bana. Durumunun daha da kötüye gitmesinden korkuyorum. Zülfet Kalfa. Buyurun sultanım. Hekim başına söyle malzemelerini toplasın. Saray dışına çıkacağız. Emredersiniz. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun. Biz hünkârımız Abdülhamit Han'ın. Bilirim, bilirim. Hakanımızın emriyle asker toplarsınız. Buyurun. Bismillah. Hünkârımız bizi hususi olarak gönderdi. Hangi kapıyı çalsanız boş çevirmezler dedi. Söğüt'ten Hakan'ımızı boş çeviren olursa kimsenin yüzüne bakamayacağını iyi bilirler. Sizin de bir yediğiniz varmış. Hünkârımıza hizmet etmesini ister misiniz? Hakan'ımızı koruyacak ordumuzu er göndermek şereftir. Heh. Ali de geldi işte. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş bulduk. Maşallah. Allah devletimize bağışlasın. Bir dahaki sefere geldiğimizde inşallah seni er olarak göreceğiz. Neden bir dahaki sefere dediniz?
Az daha koysak taşacaktı. Ağzına kadar doldu. Siz bana lisanı haliyle dolu yüz dediniz. Ama gül yaprağı bardağı taşırmadı. Allah'ın yenilmez aslanı. Hazreti Ali'nin gayreti var sende. Ama daha çok küçüksün. Siz benim güreşte yendiğim Hasan'ı aldınız. Beni niye almıyorsunuz? Murat Efendi, bak bakalım Hasan kaç yaşında? On sekiz paşam. Sen kaç yaşındasın? 16. Ama adalet yaşa sallanmaz ki. Bileğim güçlüdür benim. Yaşımdan ötürü bu şereften noksan bırakmayın beni. Pekala. Hasan'la güreş tut. Yenersen bizimle gelirsin. Hidayet Efendi, gördün mü gazeteleri? Görmedim. Nesini göreceğim? İftiracı, lanet gazetenizin. Ben okuyayım. Görmediysen işit. Çok sevdiğin Abdülhamit Han kaçıyormuş. Sen gazete diye okuduğun o paçavraları al gel de bizim abdesthanemizi temizle. Zaten oraya yakışır. Hidayet Efendi, vakit yakındır. Abdülhamit milletin malını alıp kaçtığında sen de kaçacak yer ara kendine. Bu millet zillete düşüp gidenin peşinden saf tutanları asla affetmeyecek. Bunu da böyle bilesin. Aha, bizim oturduğumuz yer belli. Hünkârımızın da oturduğu yer belli. Ha, nefsimiz yenilir. Belki biz kaçarız ama Abdülhamit Han asla kaçmaz. Göreceğiz efendim. Göreceğiz. Göreceğiz. Eski duyun şefimizin diplomatik dokunulmazlığı sürdüğü halde paşanız onu darp etmiş. Yemininizden çabuk dönmüşsünüz. Nedir bu? Buraya gelip yalanlayacağınızı söylüyorsunuz. Lakin gazetecilere aynı lakırdılar ediyorsunuz. Ben öyle şeyler söylemedim. Gazeteler yalan yazmış. Şimdi de yalan yazmışlar diyerek yalan söylüyorsunuz. Sizin her şeyiniz yalan. Bu sözleriniz beraber çalışmamıza mani olacak gibi görünüyor. Zaten beraber çalışmıyoruz. Siz Osmanlı'ya zarar verecek her işin içindesiniz. Borçlarımızı bahane ederek milletin malına el koyuyorsunuz. Peki gemiden aldığınız malların vaziyeti? Eğer siz diplomatik sınırları aşan paşanızı gerektiği şekilde cezalandırırsanız mallarınız sizin olacaktır. İddia edilenleri yaptınız mı? Yaptım. Yine olsa yine yaparım. Hünkârım, bunların alayı bilsinler ki Osmanlı'ya iftira attıkları sürece sonları daha beter olacak. Paşanızı duydunuz. Gereğinin yapılmasını arzu ederiz.
Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. 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 Bu çocuklarda sahabe aşkının aksi var. Neden öyle dediniz paşam? Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud Harbi'ne çıkmadan önce ordusunu teftiş ediyordu. Savaşa katılabilecek yaştaki gençleri seçip, yaşa uygun olmayan gençleri de geri çeviriyordu. Semure ve Rafi geri çevrilenlerdendi. Sahabeden biri, ya Resulallah, Rafi iyi ok atıcıdır. Müsaade buyurun kalsın dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine izin verdi. Rafi'ye izin verildiğini öğrenen Semure, babacığım, Resulullah aleyhissalatü vesselam Rafi'ye izin verip beni geri bıraktı. Oysa ki ben Rafi'yi güreşte yenerim dedi. Ali gibi. Evet. Müreyb radıyallahu anh Efendimiz'e gidip, ya Resulullah, Rafi'ye izin verip oğluma izin vermemişsiniz. Oysa ki oğlum Rafi'yi güreşte yener deyince, Efendimiz Semure ve Rafi'ye dönüp, hadi güreşin bakalım dedi. Kim gelmiş paşam? Semure Rafi'yi yendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine izin verdi. Ali kazandı. Maşallah. İyi evlat yetiştirmişsin. Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Gece güne, gün geceye devrilsin. Halifem, sultanımın yolu, yolumdur. Benim kolum onun koludur. Silahım üstüne. Tohumu çıkartan toprağımın üstüne. Kuyunun üstüne. Zindanın üstüne. Atam Ertuğrul Gazi üstüne. Sadakatim boynumdur. Boynum doğrudur. Kılıcım eğridir. İhanetten Allah korusun. Beni kendi kılıcımla doğrasın. İşte Kur'an-ı Azimüşşan. İşte elim. Ekmek tuz hakkı için Allah'ın sözüne yemin olsun ki hem vallahi hem billahi hem tillahi devletimin bekasını her mefkureden önce tutacağıma, sultanımın canını kendi canımdan önce tutacağıma, insanı yaşat ki devlet yaşasın sözüne bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve dinim üzerine ant içerim. Padişahımız Efendimizin huzuruna çıkmaya hazırsın. Elhamdülillah. Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Hüseyin Paşa verdiğimiz emri yerine getirdi. Duyun kolcuları yolda.
Hüseyin Paşa vazifesini yaptı. Şimdi sıra sende. Ne istiyorsan yaparım. Halkın arasına karış. Adamlarını da halkın arasına yerleştir. Ne yapacağım halkın arasında? Abdülhamid'in limandan Ulem'le gideceğine milleti inandıracaksın. Ben Türk'ü tanıdıysam kaçan halifenin cezasını vereceklerdir. Bu devlete er olmak kolay kolay herkese nasip olmayacak bir nimettir. Bu nimetin külfeti ağırdır. Devletiniz için canınızdan geçeceksiniz. İyilerle birlikte olun ki sizi iyi ansınlar. Vazifeniz mühimdir. Sizinle bir birlik kuracağız. Ordumuza yeni bir nizam getireceğiz. Paşam, bir nefeslik mola versek. Sizden evvel yola çıkan erler payitahta varmak üzereler. Biz de yolu yaraladık. Sabredin. Payitahta dinlenirsiniz. Senin köylerden topladığın askerler öldürülecek. Yeah! Vazife tamamdır paşam. Verdiğim üniformaları giyip ardıma düş. Hadi gelin benimle. Hünkârım. Buyur paşa. Söyle. Kemalettin Paşa ile alakalı mevzuları duydum. O duyunu umumiye şefi. Bunu çoktan hak etmişti. Lakin evladımın sizi zora sokması karşısında mahcubum. Endişe etmeyiniz paşa. Hem rütbeleri sökülmüş, hem de sürgün edilmiş. Bir baba olarak değil, bir komutan olarak endişeliyim hünkârım. Ona duyunu umumiye şefine haddini bildirmesini ben söyledim. Bu halde neden sürgün ettiniz? Hanedan damadı Vasfi Paşa'dan bir telgraf aldık. Gittiğim mıntıkada duyunu umumiye kolcularının halkı ezdiğini, çete gibi davrandıklarını, milletin malına çöktüklerini haber etti. Kemalettin Paşa'yı bir vazife için gönderdik. O eşkıyalara hadlerini bildirecek. Duyun-u umumiyeden bir tepki geldiğinde ise onların yanında azlettiğimiz bir adamın işinden mesul olamayacağımızı söyleyeceğiz. Siz merak etmeyin paşa. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hünkârım, Wilhelm Hazretleri çıktı. Biz de çıkabiliriz. Hazırlıklar tamam. Bu küpeleri sana Kemalettin hediye etti, değil mi?
Öyle. Eskiden gözü benden başkasını görmezdi. Şimdi gözü görmesin diye beni buraya sürgüne gönderdi. Bir daha ne zaman döneriz acaba payitahta? Bilmem. Kemalettin'le Naime bizi düğünlerine davet ederler herhalde. Allah! Allah! Fehime saklan! Allah! Allah ne oluyor? Dikkat et. Yeter. Kırın şu kapıyı. Zaten sultanlarımızı ziyarete geldik. Abla buraya geliyorlar. Gel benimle. Gel. Gel buraya. Çabuk. Çabuk, çabuk, Abdülkadir burada mı kalıyor? Evet validem. Bir şehzade böyle bir yerde kalsın. Olacak iş değil. Beni tam vaktinde getirdin oğlum. Bir dar kadın duymadan Abdülkadir'i buradan çıkmaya ikna etmeliyiz. Sizin ne işiniz var burada? Demek oğlumun olduğu yeri biliyordunuz ama bana söylemediniz. Sorduğunuz vakit bilmiyordum. Abdülkadir Sabahattin'e kimse duymasın diye yemin verdirmiş. Ben size söyleyerek bana olan güvenini sarsmak istemedim. İçimde doğruyu söylediğinize dair ufacık bir ihtimal vardı. Lakin yerle bir ettiniz. Bidar kadın, ben buraya Abdülkadir'i saraya yanınıza dönmesi için ikna etmeye geldim. Hayır, siz şehzadenin düştüğü durumu görmeye geldiniz. Sultanım, hekimin bir an evvel şehzademizi görmesi lazım. Gidelim. Abdülkadir hasta mı? Biz görüştüğümüzde hiçbir şey yoktu.
Şehzadem, biz geldik. Şehzadem. Nerede oğlum? Yok. Gitmiş. Devletin mülkünü sattı gidiyor. Biz de izliyoruz. Bir şey yapmak lazım ağalar. Hesap sormayalım mı? Soralım. Ah hünkârım ah. Milletin seni bu kadar severken sen dünya malına kanıp terk ediyorsun. Milletin malını alıp kaçıyor. Gazeteler doğru yazmış. Alman imparatoruyla beraber gidecekler demek. Başsız kaldık. Yazıklar olsun Abdülhamit. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neden yalvarmıyorsunuz? Halifemiz bizi terk edip gidiyor. Hüseyin Paşa'nın kurduğu alay limana varmak üzeredir. Sizi bu alay koruyacak değil mi? Hayır paşa. Hünkârım, Hüseyin Paşa'nın askerlerini bunun için beklemez miyiz? Benim beklediklerim başka. Neden bu kadar kalabalık? Abdülhamit bizi milletiyle uğurluyor. Şimdi sıkı bir ittifak kurduğumuza inancım tam oldu. Abdülhamit'in üzerine doğru yürümeye başlayınca ateş açacaksınız. Birkaç kişiyi ayağından vur. Vurun ki iyice vahşileşsinler. Biraz direnin, sonra geçmelerine izin verin. Emredersiniz paşam. Susun!
Bu kalabalık neden? Sizi yolculamaya gelmişler anlaşılan. Sultan Hazretleri, payitahtta bana çok şey öğrettiniz. Sizinle ittifak yapmanın, sizin dostunuz olmanın ne büyük bir talih olduğunu gösterdiniz bana. Biz de Alman İmparatorluğunu yanımızda görmekten şeref duyduk. Sizin diğer krallar gibi mazlumları sömüren biri olmadığınızı bilmek bize huzur verdi. Buyurun. Tanıştırmak istediğim askerlerim var. Sultan Kaya!